Merhaba arkadaşlar. Mezun sınıf kazanım kavrama testlerine başlıyoruz. Burada 12. sınıf B olarak gösteriyor ama bu aslında mezun kazanım testleridir. Unutmayalım. Birinci soru canlıların ortak özellikleriyle başlıyoruz. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin sağlık sorunlarının çözümüne katkısı içerisinde değerlendirilemez? Gen aktarımı ile ihtiyaç duyulan tedavi ürünlerinin elde edilmesi. Evet bu olur arkadaşlar. Kalıtsal hastalıkların teşhisi için gen haritalarının çıkarılması tabii ki bu da olur. Kök hücre izolasyonu ile vücuttaki hasarlı bölgelerin onarılmasının sağlanması bu da olur. Ziraat teknikleriyle daha kısa sürede daha çok ürün elde edilmesi. Arkadaşlar bu sağlıkla ilgili değildir. Tarımla ilgilidir. Tarım. O yüzden bunu almıyoruz. Gen terapisinin kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılması. Bu da sağlıkla ilgilidir. Cevabımız D şıkkı olur. İkinci soru diyor ki aşağıda bir hücrede gerçekleşen olaylardan bazıları verilmiştir. Buna göre numaralandırılan olaylardan hangisi tüm canlı hücrelerde görülür? Arkadaşlar bakın. Ee, bir numarada ne yapmış bakın oksijeni almış değil mi oksijenli solunum yapmış yani oksijeni alması oksijenli solunum yaptığını gösteriyor bu tüm canlılarda görülmez iki numara yine aynı şekilde oksijenli solunum basamaklarını göstermiş bu da aynı e tüm hücre tüm canlılarda görülmez. 3 numara arkadaşlar bakın burada da karbondoksiti dışarı vermiş. O yüzden bu da tüm canlı hücrelerde görülmez. Şimdi 4 numarada amino asiti dışarıdan alıyor. Daha sonra bu amino protein sentezliyor. Amino asiti kendi hücresinde üretenler de vardır. O yüzden bu da tüm canlı hücrelerde görülmez ama amino asitleri bir araya getirerek protein sentezleme tüm canlı hücrelerde görülür arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü soru. Hücresel solunumun amacı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Nedir arkadaşlar hücresel solunumun amacı? Enerji sağlamak. Bakın metabolizma için enerji sağlamak. Direkt cevabımız ne olacak zaten? A şıkkı. Metabolizma için gerekli enerjinin kazanılması. Dördüncü soru. Bitki hücrelerinde gözlenen yapılarından hangilerine diğer tüm canlı hücrelerde de rastlanır? Arkadaşlar hücre zarı tüm canlılarda bulunur, tüm hücrelerde. Mitokondri prokaryotlarda bulunmaz bakın. Diğer tüm canlı hücrelerde dediği için prokaryotlarda da katacağız. O yüzden bulunmaz. Çekirdek yine prokaryotlarda bulunmaz. Ribozom organeli tüm hücrelerde. bulunur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 4 olur. Beşinci soru. Hangisi diyor tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Hücresel yapıya sahip olma evet ortak özellik. Hücre bölünmeleriyle büyüme gösterme ortak özellik. Bir dakika, hücre bölünmeleri ile büyüme gösterme. Arkadaşlar, bazıları büyürken tek hücreliler ürüyorlar. Hani e, mesela şöyle düşünün. Bizler mitoz bölünme sayesinde büyüme gösteriyoruz ama bir işte e, protist dalemine dahil olan işte paramesyum mitoz bölünme sayesinde sayısı çoğalıyor. Çünkü tek hücreli bir canlı bakın bu paramesyum tek hücreli bir canlı. Bir kere bölündü ne oldu? İki tane paramesyum oluştu o zaman üremiş oldu. O yüzden bu tüm canlılarda ortak özellik değildir. Hücre içinde madde metabolik faaliyet gerçekleştirme evet. Hücre zarı üzerinde madde alışverişi gerçekleştirme evet. Hücre içi kontrolü DNA molekülü ile sağlama bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Altıncı soru. Canlılarla ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Mayoz bölünmeyle gamet oluşturma tabii ki ortak değil. Oksijenli solunma enerji üretme ortak değil arkadaşlar. çeşitli şekillerde hareket etme işte bu ortaktır. Bakın eğer size genel başlıkları veriyorsa ortaktır. Mesela üreme, solunum, boşaltım gibi bunları veriyorsa bunlar ortak ama eşeyli üreme ortaktır diyorsa değil. Çünkü eşeğsiz üreme de var. Mesela e, oksijenli solunum ortaktır diyorsa değil arkadaşlar. Oksijensiz solunum da var. O yüzden genel başlıkları veriyorsa evet ortak özellik olarak alacağız. Ama alt başlıkları özel yerlere giriyorsa ortak özellik değildir. Yedinci soru. Hücre içinde gerçekleşen katabolik tepkimelerin tamamı için diyor. Hangileri doğrudur? Katabolik neydi? Yıkım tepkimeleri. Diyor ki ATP enerjisi kullanır. Arkadaşlar tamamında ATP kullanılmaz. Mesela hidrolizde kullanılmaz. O yüzden bu gitti. Su yardımıyla polimer ler monomerlere yıkılır. Arkadaşlar, katabolik tepkimeler mesela fotosentez bir anabolik tepkimedir yani yapım olayıdır ama oksijenli solunum bir katabolik tepkimedir. E, oksijenli solunumda bakın besin, besin artı oksijen kullanılır, su kullanılmaz ki burada su yardımıyla polimerler monomerlere yıkılır demiş. Tamamı için geçerli değil ama enzim kullanılması tüm metabolik reaksiyonlarda ortaktır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. 8. soru. Aşağıdakilerden aşağıda verilen biyokimyasal tepkimelerden hangisi özümleme reaksiyonu içerisinde değerlendirilir? Özümleme ne demek? Yapım demektir. Yapım. Diyor ki proteini suyla parçalamış. Bu yıkım. Bakın besini arkadaşlar İki tane C2H2OH ve iki tane karbondoksit ayırmış. Yani etil alkol yapmış. Bu da değil. Sakkorozu suyla parçalamış yine glikoz ve fruktoza. Bu da değil. Karbondioksit ve suyu birleştirmiş. Besin ve oksijen üretmiş. İşte bu olay nedir? Fotosentezdir. O yüzden bu yapım olayıdır arkadaşlar. Yani özümleme reaksiyonudur. Hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalamış. Bu da yıkımdır. Cevabımız D şıkkı olur. 9. soru diyor ki doğada incelenen bir canlının işte tespit edilmiştir. Buna göre altı çizili ifadelerden hangisini tüm canlılar ortak olarak gerçekleştirir? Aktif hareket demiş. Arkadaşlar bakın sadece hareket deseydi olurdu ama aktif hareket tüm canlılarda ortak değil. Mesela pasif hareket yapanlar var. Bitkiler yer değiştiremiyor, pasif hareket yaparlar. O yüzden bu ortak değil. Adaptasyon ortaktır. Mayoz bölünme. Arkadaşlar, yine bölünme deseydi, hücre bölünmesi deseydi olurdu ama mayoz dediği için olmaz. Çünkü mitoz bölünme yapanlar da var. Heterotrof beslenme. E, beslenme evet ortak ama heterotrof dışarıdan hazır alıyor demek. E, ototrof beslenenler de var. Yani besinini kendi üretenler de var. Bu da ortak değil. E, oksijenli solunum demiş. Sadece solunum deseydi alırdım ama oksijenli ya da oksijensiz dediği için almıyoruz. Hangisi tüm canlılarda ortak? adaptasyon ortaktır. 10. soru. Canlılar çevrelerinden aldıkları etki şeklindeki uyarılara karşı tepki şeklinde cevap verir. Buna göre diyor, aşağıdakilerden hangisi etkiye karşı tepki gösterme örneklerinden değildir? ki bitkilerin ışığa yönelmesi, evet ışık etki ediyor, ışığa karşı yöneliyorlar arkadaşlar bu olur. Bakterilerin zehirli kimyasallardan uzaklaşması, evet arkadaşlar Et gören bir köpeğin salya akıtması, bu da doğrudur. Susuz kalan bir bitkinin yapraklarının kuruması. Arkadaşlar, burada yaprak kuruması hücrenin ölmesi demektir. Yani burada bir tepkime olayı gerçekleşmiyor, tepki olayı gerçekleşmiyor. Direkt ölüm gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız değişik olacak. Korkan bir kedinin tüylerini dikleştirmesi, bu da olur. Cevabımız değişik olur. 11. soru Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki tanımlar verilmiştir. Eşleştirme istiyor bizden arkadaşlar. Diyor ki enerji veren besin monomerlerinin enzimler yardımıyla parçalanması. Bu nedir? Enerji veren besin monomerleri diyor bakın. Eğer polimer deseydi sindirim alacaktım. Ama monomerlerin parçalanması dediği için solunum alıyorum. Bu solunumdur. O zaman şunlar gitti. Enerji veren besin maddelerinin organizmaya kazandırılması süreci. O zaman bu da nedir? Beslenme olayıdır arkadaşlar. D şıkkı da gitti. Enerji veren bütün maddelerin hücresel solunum sonucu oluşturduğu metabolik ürünlerin organizmadan uzaklaştırılması. Bu nedir? Boşaltım olayıdır değil mi? Cevabımız ne olacak? C şıkkı olur. Son sorumuza gelelim bu test için. Canlıların gerçekleştirdiği olaylarından hangileri tüm canlılar için ortaktır? Arkadaşlar enzim üretimi tüm canlılarda görülür. Glikoz sentezi. Glikozu kim sentezler? Ya fotosentez yapanlar ya da kemosentez yapanlar. E bizler sentezleyemiyoruz o zaman ortak değil. DNA eşlenmesi. Arkadaşlar DNA eşlenmesi yine tüm canlılarda e, ortak bir olaydır. DNA kendini eşler. Evet. Vitamin üretimi hayır. Bitkiler vitamin üretebilir. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 B şıkkı olur. Evet bu testin sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.